Çok uzun konuşmayacağız. Korona 11'de çünkü bir tembellik yaptım. Öyle bütün özellikleri kendim deneyecek zamanım yoktu bugün. O yüzden arkadaşlar güzelce bir buçuk saat anlatan bir beyefendi'nin bir kanalın videosundan ekran görüntüleri aldım. Şöyle de hemen göstereyim. Arkadaşlar bu ekran görüntülerini. Viz Academy UK ismindeki bir kanaldan aldım. Arzu edenler bu kanala da abone olun. Bana olmayın sakın. <laughs> ben biliyorsunuz pek öyle şeyler söylemiyorum. video izlemelerinin 3'te 2'sinden fazlası benim şu an abone dışı öyle gidiyor. Ee, Viz Academy UK'in 1-1,5 saat arası yanılmıyorsam ya da 45 dakika mıydı tam da bilmiyorum. İşte koronada ne yenilikler var videosunu şöyle ciddi ha 1 dakika 5 saniyeymiş görünüyormuş zaten. Rica ederim Egemen Bey. Direkt çekince olmaz normalde Egemen Bey. Yani direkt çekince olması normal değil bana sorarsanız. Belki o videolarda Split'e bir kısa yol mu atadılar. Öyle bir şey olabilir. Şimdi arkadaşlar. Corona 11'de yenilikler ve yine tabii ki önce şuraya bakacağız. Aynı Rhino'da yaptığımız gibi. Corona'nın kendi sitesine de giderseniz. Corona 11'in kendi sitesinde de böyle aşırı bir yenilikten bahsedilmiyor. Tile Map. Böyle e, fayans ve benzeri tekrarlı alanları oluşturmak için güzel bir map oluşturmuşlar. E, i̇şte görür. Böyle bir önemli özelliğimiz var. Scatter üstünde çok durmuşlar. Aslında bu şey değil. Corona'ya e, özel değil. Kaos Scatter. Hani muhtemelen bu Scatter V-Ray'de de çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Denemedim ama. Çünkü scatter komutu V-Ray'de de Corona'da da ortak olan Kaos'un kendi komutu. E, Scatter'da arkadaşlar bir, mesela Unreal Engine kullananlar bilir orada böyledir. E, yüksekliğe göre modelin çizilip çizilmeyeceğini belirleyebiliyorsunuz. İki, scatter'la çoğaltılan objelerin bir yere bir odak objesine bakması. Mesela bu balıkların hepsi şuraya bakıyor ya. İşte Scatter'la ço çoğaltılan balıkların şuraya bakma, hepsinin be belirli bir yere bakması özelliği eklenmiş. Bu scatter ilk olarak çok fazla konuşuluyor. Corona 11 ile gelen yenilikler konusunda ee, edge map, ambient occlusion map ya da e, ben mesela geçtiğimiz ay ekledim Corona eğitimine e, curvature map. E, objelerin kenarlarında böyle farklı texture'ların devreye girmesi için güzel bir texture. Ambient Occlusion'da Curvature'da kenara göre değil de eğime göre çalışıyordu. Yani curvature eğime göre çalışırken Ambient Occlusion objelerin birbirleriyle kavuştukları yerleri yerleri algılayıp çalışıyordu. Bir de direkt kenarı algılayan bir tane texture getirmişler. Pyro adı üstünde ateş efekti incelemedim. Mesela bu videoda da Pyro'dan bahsedilmemiş. Sonra arkadaşlar model değiştirmek için yani bir modeli başka modellerle hızlı hızlı değiştirmek için araçlar getirilmiş Sonra da Other Improvements diye geçiyor e Mesela Quick e, Post Şeydeki deneme renderında ilk Gerçek zamanlı renderda interaktif renderda kullanılan e, Quick e, dinoise yerine interaktifde de normal denoise kullanılmaya başlamış o Ekran kartı desteği gelmiş vesaire. Ama ekran kartıyla render alma desteği değil. Denoise desteği sadece onu unutmayın. Corona hala işlemciyle render alan bir program. Şuradan da hızlı hızlı görsellerle konuşacak olursak. Bu şimdilik şurada bir dursun. Arkadaşlar mesela bu sahnenin gösterilmesinin sebebi Şurada scatter çoğaltılan bu kalabalığın hepsinin sahneye bakılması sağlanıyor Scatterdaki odak özelliği sayesinde Bakın Bu çaydanlıkların hepsi şu ortadaki Şu anda dummy Bir geometrik karşılığı da yok Ama geometrik bir şey de koyabilirsiniz Objeye bakıyor gördüğünüz gibi Burada da görüyorsunuz o sahnenin insanlarını. İşte Scatter'da böyle bir özellik devreye gelmiş Sonrasında yüksekliğe göre işte mesela bir dağda şunlar ağaçlarımız şeyler proksiler. Bakın şöyle render görüntüsüne gelelim. Açıya göre mesela belirli açıdan daha dik açılarda ağaç olmasın. Bu özellik eskiden var mıydı hatırlamıyorum. Ama bakın yükseklik belirli yükse belirli rakımdaki yerlere çoğaltma yapma diyebiliyorsunuz. Mesela şu bakın belirli bir yükseklikten sonrasına yapma ya da belirli bir yükseklikten altına yapma ya yani aralıklar belirleyebiliyorsunuz. Eee Scatter'da en çok bu özellikler çok konuşuluyor şu anda yenilik olarak. Ee, Edge Map de şu işe yarıyor. Bakın şurada modeli kenarlarına ikinci bir texture bağlamanızı sağlıyor. Aslında işte ambient occlusion gibi, curvature map gibi ama kenarları tanıyor. Mesela şurada şu ikinci texture'ın devreye girmesinin sebebi buradaki o kenarları split edip edge hal, açık uçlu edge haline getirmiş olması. Bunu yapan arkadaşın. Şöyle göstereyim. Bakın farklı texture'lar, 4 map'ler falan uygulanabilir. Heh, şöyle göstereyim. Split ettiğiniz açık uçlu kenar haline gelen yani kapalı kenar değil de geometrinin gerçekten bittiği kenar haline gelen yerlerde arzu ettiğiniz ikinci bir texture'ı devreye sokarak bakın böyle değişik efektler so oluşturabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın, modelinizde parça pinçik ediyorsunuz. Yani e model topografisinin de canını okuyorsunuz. O yüzden de herkes için o kadar sevimli bir araç olmayabilir. Edge tool e böyle bir imkan getiriyor bize. En çok İç mimaride çalışanların, mimari alanda görselleştirme yapanların bayılacağı özellik Tile Map. Tile Map arkadaşlar hani işte Floor Generator'da yüzeyleri e, tile'lara bölüyorduk ya. E, artık işte direkt texture içerisinde e, fayans ta, tiled, Tile diyeceğim arkadaşlar. E, şey yapamadım karo desem. Mesela karo diyelim. Karoların ve derzlerin ayrı ayrı boyutlarını işte renklerini falan ayarlayabildiğiniz, sadece renk değil, mesela tile'lar için tekstür, derzler için boşluklar için tekstür atayabildiğiniz bir tekstür oluşturmuş. Böylelikle dümdüz modellediğiniz yerlere sadece tekstür yoluyla, bakın şu şurası render alanı. Mesela şu şekilde tile görüntüleri oluşturabiliyorsunuz ve bir de bakın derzleri düz yapmak zorunda değilsiniz, derzleri böyle büyüterek, şey yaparak, kenarları yuvarlayarak bu şekilde de görüntüler elde edebiliyorsunuz. Bir de şu ikisi arasındaki tek değişken dikkat edin şey değil, ee, şu geçişin şeklinin değişmesi değil. Bakın burada bir de yükselti geldi. İşte tile map'i şurada bakın, şuraya dikkat edin bir tile map'i renk için kullanıyor. İkinci grili siyahlı bir tile map'i de displacement ve bump için kullanıyor. Bunların işte malzeme yaparken siyah sıfır beyaz maksimumdur ya bunu kurslarıma sahip olanlar çok iyi biliyorlar. İşte tile görüntüsünü sadece renk için değil siyah beyaz düzende malzemenin çeşitli özelliklerini yönetmek için de bu e şeyli karolu görüntüyü el, kullanabilirsiniz. Burada işte şu görüntü sayesinde kabarıklıklar elde etmiş. Derzler çukur kalmış. Karolar yükselmiş. Bunun yanı sıra farklı düzensiz pattern'lar da oluşturabiliyorsunuz. Bunu Rhino'da line type çizgi teknik resim çizgilerinde de pattern oluşturma mantığını bilenleri tanıdık gelecektir. İşte sıfır boşluk bir dolu bir işte bir ilk uzunluğu bir kenarı 2 yüksekliği bir yani şöyle çok pardon toparlayamadım sıfır ders kalınlığı bir e, yani, genişliği bir tile'ın yüksekliği sonra 0.25 başka yani ard arda ders Tile genişliği, tile yükle, yüksekliği derz. Tile genişliği, tile yüksekliği mantığında ya da bu söylediğim %100 doğru olmayabilir. Ama işte böyle rakam grupları girerek e, büyüklü, küçüklü, düzen, farklı, e, değişken düzenli tile'larda, şeylerde, e, karolarda oluşturabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ve şeyle birlikte de bu mesela hoş bir özellik arkadaşlar. E, Multimap'imiz var ya bizim hani geometrilerdeki yüzey ID'lerine farklı renkler, farklı tekstürler atamak için kullandığımız. İşte multimap'i normalde biliyorsunuz 3 boyutlu geometrinin yüzey ID'leri sayesinde kullanıyoruz. Tile map'e de ID özelliği koymuşlar. Bu sayede tile map'in ayırdığı texture'daki kare kare olan alanların hepsinin sanki bir 3 boyutlu geometriymiş de farklı bir polysurface Polygon ID'si varmış gibi bir bilgi var burada. Ve o bilgiyi kullanarak da sanırım bir sonraki ekran görüntüsündeydi. Bakın multimap'e şuradan tile ID'yi kullan diyerekten e, sanki gerçekten 3 boyutlu geometride floor generator gibi bir plugin ile çalışmışsınız gibi ID'leri kullanarak dağıtım yapabiliyorsunuz. Bu da gayet hoş bir özellik. Evet, Corona 11'in konuşulan kritik yenilikleri bu kadar. Toparlarsak bakış yönü kontrollü scatter. altitude yani yükseklik kontrollü skater, edge map kenarlar, ambient occlusion gibi, curvature map gibi ama kenarları yönü ikinci bir texture'la kullanmamızı sağlayan bir texture kalıbı. Ve de tile map. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere gerçekten ee, yani korona 11 demeye çok bir gerek yokmuş gibi görünüyor ama önemli değil. 11 demişler biz de korona 11 ile artık çalışmaya başlarız. Öyle söylemiş olalım. <laughs>